Efendim selamlar. Sezon 8 nihayet geldik. Hiç lafı uzatmıyorum. Direkt Rocketbase'i açarak başlayacağız. Rocketbase'e bakacağız ilk. Ondan sonra yine gel stadyuma. Sonra turnuva ödülünde bakıp olayımızı bitireceğiz. Yalnız şunu söyleyeyim. Rocketbase çekiliş yapıyorum. Bir kişiye 1000 kredi değerindeki Rocketbase'i hediye edeceğim. Yapmanız tek gereken de Discord sunucusunu açıklamadan ve yorumda sabit linkten katılıp parti emojisine basmak olacak. Çekiliş kanalı parti emojisi var. Bu zorunlu şart çünkü çekiliş Discord'dan açıklanacak. Eğer istiyorsanız da videoyu güzel beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve kanalda abone değilseniz de abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi ufak da bir hatırlatma yapayım. Rocketbase almadan önce de içerik üyesi destekleme kodunu şuradan mağazana ID Guide'leri küçük harflerle kullan. Ondan sonra Rocketbase alırsanız bana da destek olmuş oluyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi olayımıza geçelim. Bu arada bilgisayarda format attım diyorsunuz ki virüs muhabbetleri vardı geçen videonun açıklamıştım. O yüzden videonun kalitesi hakkında yorum yaparsanız iyi olur. Yani öncekilere göre daha mı kalitesiz, akıcı mı falan filan diye bunları da yorumda bekliyorum. Hadi bakalım. Çok böyle detaylı anlatmayacağım. Hızlı geçeceğiz. Önemli şeylere bakmayacağız. Bunu söyleyeyim. Arabamız zaten biliyorsunuz ki Honda Civic Type R, konuşmaya gerek yok. Mükemmel bir JDM arabası. Zaten bunun geleceğini ve birinci kademede olacağını söylemiştim. Bence 10 üzerinden 10. Bu versiyonu 9-8 ama bir sonraki versiyonları göreceksiniz 10 olacak. Boost için çok bir şey konuşmaya gerek yok. Yani bence ortalama bir boost. Onun dışında şuradan ya bu çıkartma beğendim diyebilirim aslında. Fena değil. Grup desteğini geç. Burada bir tane sprey sancağı var. Bunu da geç. Tekerlek fena değil. Böyle fantastik tasarım yapacak arkadaşlar için uyabilir ama trail tasarım yapacaklar için bence uymaz. Bunu söyleyeyim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu sezonki Rocketbase muhtemelen bir bakacağız arkadaşlar ama bence Epic Games'in önündeki Rocket League'de çıkmış en iyi Rocketbase gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Devam. Buradaki çıkartma da fena değil. Güzel. Bunu geç. Bunu da geç. Bunları da geç. Burada araya 2-3 şeyde sıkıştırıyorlar tabii. 70 tane eşyanda 70 böyle çok iyi olacak diye bir şey yok. Burada bir tane çıkartmamız var. Mas 8000 yazıyor. Aslında bu kullanılabilir ya şeyde. Honda Civic'te. Tam böyle bir sokak yarışı arabalarında kullanılan çıkartmaları andırıyor. Devam. 100 kredinin amortisini yapıyor tabii ki de Rocketbase bildiğiniz gibi. 100. seviye falan kasmanız lazım ya da 110-120 hatam varsa düzeltirsiniz artık. 13. kademde şöyle bir lastik geliyor. Yani fena değil ya, kullanılabilir. Ve çok fazla rengi iç içe sevenler kullanır bunu. Bir şey diyemem. 14. kademde şöyle bir başlık, bunu geç. Böyle bir trenli sancak var. Trenin üstüne grafit yapılmış. Gördüğünüz gibi yani grafiti, sokak, JDM bunları bol bol görüyoruz. Burada bir ayakkabı kutusu. Şurada bir çıkartma var. Oo bak bu güzel. Şeyde dün dediğim videodaki Wrapstar çıkartması var ya. Bu o işte arkadaşlar. Bu arada şu ufak bir hatırlatma yapayım. Bugün Sideswipe'a da yeni sezon geldi. Ama onun videosunu yarın çekeceğim. Bu da aklınıza bulunsun. Ve çekişe de mutlaka katılmayı unutmayın. Ayrıca sezon 8'in şefi güzel de beğeni patlatın arkadaşlar. Ve kanalda abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda abone olanlar da bildirimlerini açsın bir zahmet videolardan anında haberdar olmak için. Devam. Bu lastik de yine sade, fena değil, kullanılabilir. Takımı notlamak liste bir çıkartma var. Yorumlamayacağım. Geç bunu. Kredi var. Bunu da geç. Ve önemsiz şeylerin üstüne çok durmuyorum. Bu lastik izi fena değil. Kullanılabilir. Bayağı dikkat çekiyor bu arada. Yani çok göz alıcı. 26. kademede neyimiz var? Yine sade bir lastik. Çok fazla sade lastiklerden gittik. Yani bu arada sade demek şu değil. Kötü demek değil. Ama tercih meselesi. Hani ben sade sever miyim? Severim ama çok böyle hayranı değilim. Onu söyleyeyim. Bazıları sadelikten yanılır. O yüzden kullanabilir. Şöyle bakın yine sade bir animasyonu çıkartma var. 10 üzerinden 5 bence. Yani çok uçan kaçan bir çıkartma değil ama kötü de değil. Onun dışında burada beni durduramazsın yazılı İngilizce bir anten var. Yani kullanılmasını bence kimse kullanmaz. Geçiyorum. Burada bir tane büyük şehir topçusu diye bir asıl bak bu gerçekten kötü değil şey başlık. Yani kullanılabilir. Ama tabii benim için en güzel başlık sezon 1 Rocketbase'e gelen Steam dönemindeki Rocket League sezon 1'inde gelen Ticaret Bekanı sancağıdır. O da ayrı güzeldir. Şimdi devam abi. Burada nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Tekerleği beğenmedim. Geçiyorum.
Şurada Crush diye bir çıkartma var. Bu da kötü yani, çok beğenemedim. Şöyle bir başlığımız var. Enteresan, bayağı enteresan. Böyle fantastik tasarımlara gidebilecek bir başlık. Onun dışında Octane için bir rapsel çıkartması var. Bu arada rapsel çıkartmasını çok sevdim. Gayet güzel bence. Olmuş bir çıkartma. Arabayı beyaz yapacaklar da rahat rahat kullanılabilir. Ve geldi. Adam ya. Adam ya. Geldi adam. Vallahi geldi adam. Honda Civic Type R-LA. Yani kaputuna bakıyorsun. Karbon fiber bir kaput. Ondan sonra spoiler'ı var. Arka kanat böyle biraz daha gördüğünüz gibi body kit falan takılmış bir arabaya dönmüş. Şurada ızgaraları görüyorsunuz. Yani bu araba hakkında konuşmaya gerek yok. Çok güzel bir JDM arabası. Tabi bu arabanın yanında şöyle lisansını alıp bir Supra, Mitsubishi Lancer Evolution, Mazda RX-7, Nissan Skyline R34 beklerim ben. Bu Japon arabaları da bekliyoruz. Bunu da söyleyeyim abi. Ha, Subaru Impreza da olabilir. Bunları çeşitlendirebilirim ben. Ama yani bunu Honda Civic'le bırakmaz inşallah. Kimse çok güzel gidiyoruz, onu da söyleyeyim. Devam. Şöyle sedefli bir çıkartma var sanırım. Fena değil yani, kullanılabilir. Şöyle bir lastik var. Şeye benziyor ya. Clockwork'e benziyor ama ben beğenemedim fazla. Onun dışında şöyle çok güzel bir sancağımız var. Bence şu ana kadar roket besleni sancağı olabilir. Şu roket besle. Hem morluğu hem Honda Civic detayı. Bence kullanın arkadaşlar bunu. Gayet iyi bir sancak ya, onu söyleyebilirim. Beğenmediğim bir lastik var burada. Onun dışında o bak şurada benzin şey ne deniyor lan ona? Benzin kapağın detayı var. Oğlum çok güzel olmuş. Bir de bu araba neonlu olacak. Neonlu, neonlu. Bir şey diyeyim mi? Harika gider lan. Yani çok güzel bir roket pes olmuş yani şu ana kadar. Burada tabi arada lüzumsuz şeyler de koyacaklar. Geçtim buna. Şöyle bir hareketli çıkartma var. Bu da gayet güzel ve bütün arabalara uyması da cabası. Onun dışında Franco fon tekerleği, Wrapstar çıkartması gayet güzel güzel gidebilecek tekerlek. Triad tasarımlara gitmez ama fantastik tasarımlara gidebilir. Yani şaşırtıyor benim fikrim. Çok güzel bir roket pes dedim kaç kere ama yani şaşırdığım için de sürekli söylemek durumunda kalıyorum. Burada böyle holografik bir kral tacı simgesi var. Animasyon da var. Fena bir tekerlek değil ama dediğim gibi böyle sade oyuncular, sade seven oyunculara gidecek bir tekerlek değil. Devam abi. Hızlı gidelim. Şurada bir tane Sprattle izi var. Ben beğenmedim açıkçası. Karar sizin. O baştaki iç tekerleğinin holografik versiyonu var ki gayet güzel duruyor. Hatta yani alakası kaçacak ama yoyoyu da andırıyor böyle. Yoyolar da böyle neonlu falan olurdu ya, işte şekili olurdu. Nedense yoyoya benzettim bu tekerleği. Devam abi. Octane Wrapster'ın remix versiyonu var. Bu da fena değil ya. Hatta pembeli morlu bana da gider ya. Biliyorsunuz ki ben pembe mor renklerini severim. Özellikle moru. O yüzden kişisel olarak sevdim. Bu arada şunun eklemesini yapayım. Bu roket besi kaçırmayın arkadaşlar. Böyle bir güzel roket besi bir daha zor gelir. Sezon 6'daki berbat ötesi roket besi hatırlarsın. Sezon 7'de yine bir nebze güzeldi. 10 üzerinden yedik bir roket besi. Ama bu roket besi şu anlık 10 üzerinden 9'u rahat var gibi gözüküyor. Gol patlaması güzel olsa bence 10. O yüzden kesin alın. Şunu da söyleyeyim. Ben bu roket besi almayacağım. Çünkü oyunu düzenli oynamıyorum. Bitiremeyeceğimden dolayı almayacağım ama bitirsem alırdım. Ama size bir tane roket besi hediye edeceğim. Onu söyleyeyim. Devam. Şu sancak hakkında yani çok beğenemedim ama animasyonu falan fena değil. Şöyle Toolsketch boost'unu arındıran bir boost var. Ya böyle çok aşırı dikkat çeken, göz alan şeyleri seven kişiler varsa bunu kullansın. Gayet de güzel gidecektir. Mavi bir tasarım yaparsanız da baya güzel olur diye düşünüyorum. Burada Backspace açacak mı? Backspace'ı açmamız lazım. Çünkü gol patlamanın size renkli versiyonlarını da göstereceğim. Onun videoyu durdurup ben artık açacağım. Bu arada davet geldi abi. Lemi derken. Lemi'ye de buradan selam olsun. İzliyorsa videodan selam sana Lemi. Devam. Honda Civic Type R çıkartması, bu Wrapstar Remix çıkartmasının Honda Civic'e gelmiş versiyonu. Onun dışında şöyle güzel bir çıkartma var. Çıkartma demişim, lastik var. Bak parlak dönüyor akreple yer kovan. Bir de saat 12'nin alarmı gibi böyle bir animasyon var. Gayet tatlı. Hızlı geçiyorum. Octane King's Trace diye bir çıkartma var. Fena değil yani, kullanılabilir ama ben çok yaygın olarak kullanacağını zannetmiyorum.
Tropics diye bir çıkartma var. Beğenmediğimi söyleyebilirim. Yani 10 üzerinden bence 4 ya. 4 veya 3 arkadaşlar. Benim içime sinmedi bu çıkartma. Şöyle bir tekerlek var. Bunu da çok beğenmedim. Onun dışında USB'miz gitti. Ne oluyor abi? Muhtemelen telefonu bağladım. Tamam, geri geldi abi. Güzel. Tabii internet gittiği için ayda durun arkadaşlar. Ben şu interneti bir tekrar halledip geleyim. Yapacak bir şey yok. İnternetin kurbanı olduk. Dur, hatta tekrar gelin, düzelecek mi? Bir dakika. Hop hop, bir şey kaçırmayalım. Bir dakika. 68'e kaldık. Tamam, düzeldi. Bu arada şu bilgiyi de aktarayım. Normalde çekilişleri sizlerin yapmış olduğu bağışlardan, işte Discord'dan falan bağış yapıyorsunuz. Bana oradan rol alıyorsunuz ya arkadaşlar, veya RL saplayın, hani sponsor olup hediye ettiği eşyalar oluyor ya. Oradan finanse ediyordum çekilişleri, ama bu çekilişin şöyle özel bir noktası var. Kendi paramdan, bak harbiden kendi paramdan böyle çıkarıp harcayacağım ilk çekiliş olacak. O yüzden güzel bir katılım bekliyorum abi. Ben dedim ki hani bu insan bu kadar katılmış, güzel bir katılım olmuş. Hani kendi paramdan bir şeyler harcayacağım, hani sürekli bir böyle sağdan soldan sponsor bulmayayım çekilişe gibi yorum yapayım. Devam. Bu arada şu çıkartmaya öyle yorumlamadık. Ben beğenmedim, onu söyleyeyim. Aslında beğenmedim diyemem ya. Ortalama. Kötü değil. Tekerleği de beğenmedim ya. Çok güzel başladı. Şu son 61'i sayma. Bunu da sayma. Sondakiler fena değil. Şimdi gol patlamasına geldik abi. Bir daha bir bakalım. Sonra tam bir yorum yapacağım. Şimdi bak, şöyle bir absürtlük var. Patlıyor, tamam mı? Sıkıyor o şeyi, spreyi. Ulan spreyi sıktın, tamam mı? Pardon, çalkaladın. Şöyle etrafı bir boyasana. Hani daha güzel olur. Şöyle stadın etrafını, çevresini mavi yapsın böyle spreyle. Harika olurdu. Bu haliyle güzel mi? Bence ortalama. 10 üzerinden 5'lik bir gol patlaması diyeyim. Ben çok beğenmedim. Ya yani önceki sezondan daha kötü bir gol patlaması. Bu arada gol patlamalarının size diğer renklerini de göstereyim arkadaşlar Backsmode'dan. Onun için Backsmode'u açıp hemen bir geleyim ben. Evet, geri geldim. Şimdi arkadaşlar şuradan bakın. Tekrar bir roket pesi giriyoruz. Gol patlamında o kadar gelmişken bütün renklerini göstereyim dedim. Bak şimdi F2'ye bastım. Bu Discord bildirimini kapa. Items diyorum. Ondan sonra acımasız spray. Bak şimdi. Dur, acımasız spray gitmesin de. İlk başta altından başlıyoruz abi. Altın. Bu altın değil yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. View diyelim. Dur, beyazı gösterdi abi. Bir dakika, bir dakika. Tamam, altın. Bu altın arkadaşlar. Bütün renklerini göreceğiz. Açık yeşil. Çok yorumlamayacağım. Hızlıca göstereceğim. Yorum size kalmış. Gri. Devam abi. Bu güz mü yazıyor? Ne bu? Bunu anlamadım. Kobalt. Kobalt fena durmuyor bu arada. Koyu kahverengi. Bunu da gördük. Hızlı geçiyor. Mor benim en sevdiğim renk. Mor abi, mor ya, mor ya. Vallahi söyleyecek söz yok. Onyx bu ne abi? Bunu geç, bu oyunda yok. Orman yeşili. Bunu da gördünüz. Pembe. Pembe de fena değil. Platinum'u göstermeyeceğim. Rose Gold'u göstermeyeceğim. Oyunda olmayan renkler. Safran. Safranı da gördük. Siyah. Siyahı da gördük. Turuncu. Titanium beyazını en son saklıyorum. Astrolis en sonunda abi. Yakut. Ve bence en güzel olacak şey Titanium beyazı. Aynen. Tertemiz abi. Güzel. Cancel dedik. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? Çok kısa bir stadyumu göstereyim sizlere. Bir de stadyumun dış çevresini de göstereceğim. Hani yapmışken her şeyi tam yapalım. Bokunu çıkarana kadar incelerim abi. Şimdi stadyum bence arkadaşlar 10 üzerinden 9. Çok güzel bir stadyum. Şimdi diyeceksiniz ki bir puan nereden kırdınız? Bak, öncelikle olumlu taraflarını söyleyeyim. Bir kere şurada San Francisco Köprüsü gibi bir detay var. Bu çok güzel. Yani şehrin içinde olduğunuzu gösteriyor. Ondan sonra inşaat detayı var. Şurada gördüğünüz gibi tribünler alçak, yani çok az bir tribün var. Bu da ne demek oluyor? Yani amatör bir müsabaka izliyormuşuz da sanki sokaktaymışız izleyin böyle. Ondan sonra şurada abi gösteriyorum da, grafiti detayları var apartmanda. Böyle güzel bir stadyum. Şimdi olumsuz tarafı ne? Bence bakın şuradaki duvarlar biraz da alçakta olabilmiş. Tribünleri kapatmış. Buradaki duvarlar daha alçakta olup
Şuradaki hatları da bakın sağının çizgiyle boyanmış hatları var ya. Burayı spreyle çekebilirmiş grafitiyle. Oradan daha tatlı böyle doğal bir görüntü elde edilebilirmiş. Bence birkaç puan demişim de. Bir puanı oradan kırdım. Şimdi bir de bu stadyumun dışına detaylı bakalım. Ondan sonra turnuva ödüllerine bir de son olarak sezon ödüllerine bakıp artık her şeyi noktalayalım. Bu videoda her şeyi göstereceğim sizlere. Hızlı hızlı gidelim. Şimdi buradan ben bir tekrar yükledim. Bot'a karşı bir oyun açmıştım. Hani sadece görelim diye. Şimdi buradan durdurduk arkadaşlar. Hiç bildirdik. Ondan sonra şunları kaldırdık. Bak arkadaşlar dışında gösterelim. Bir dakika hiç bildir değiliz. Şu an hiç bildiriz. Aynen. Bir köprüye gidelim. Bak köprüde güzel bir detay var çünkü. Bak dış çevresi bu şekilde. İnşaatları falan görüyorsunuz. Oğlum çok iyi yani. Çok iyi. Yani bak hakikaten bu sezon olmuş ya. Bak şeyleri bir kenara bırakıyorum. Oyundaki toksiklikler onlar da bir nebze azaldı. Azıcık bir azalma var. İşte ne bileyim raporlama sisteminin kötülüğü. Onları bir kenara bırakıyorum ama bak tabelerdeki şuradaki Rocket League logosu detayı. Aquadome stadının kaç mil kaldığını gösteriyor. Backfield Park'ın işte burada koordinatları falan gösteriyor. Bunlar ufak ama güzel detaylar. Bir de şu grafitileri falan göstereyim abi sizlere çok kısa. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey var mı? Bu sezondan beklentilerimi de söyleyeyim. Bence öyle çok ufak bir patlama olur diye düşünüyorum. Ufak gerçi patlama olmaz. Ufak bir yükseliş olur ama hani çok eski günlerine gümbür gümbür dönen bir Rocket League olmaz. Şuradaki grafiti görüyorsunuz bu arada. Fakat olumlu sinyaller aldık. Bunu söyleyebilirim. Belki uzun vadede hani eski günlerine geri döner diye düşünüyorum. Ama şu an kendi halinde seyreden takılan bir olur. Yani bak ışık gidiyor geliyor. Bu da ayrı bir detay. Şuradaki grafitileri görüyorsunuz. Bir de dur inşaatı göstereceğim size arkadaşlar. Burada haritanın ismi var. Yani gayet güzel. Bak burada da inşaat var abi. Türkiye'ye geldiğimiz belli olsun falan gibisinden. Gayet güzel. Bunu da gösterdim. Hızlısından sezon ödülleri. Sonra turnuva ödüllerini gösterip bu faslı da burada kapayalım. Şimdi ne diyorduk? Garaj. Ondan sonra arabayı kişiselleştir. Bu video güzel beğeni bekliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten dinle tüy bitti anlatmaktan. Filtreleri sakla. Ben şampiyona kadar çıkabildim. Bu bronz ödülü. Çok hızlı geçen. Bu gümüş. Bu altın. Bu plat. Bu elmas. Bu da şampiyon. Arkasından da böyle bir şeyler çıkıyor. Artık ismini koyamadım ben. Şurada bu arada Bex moddan item modları kapadık. Turnuva ödüllerini de göstereyim. Turnuvalar. Ödül diyelim. Ödülün izlemesi. Şurada ufak şeyleri sadece yorumlamadan sizlere göstereceğim. Bu şekilde görüyorsunuz. Şurada anten. Şu sancak hoşuma gitti. Tekerlek. Bir başlık. Bir başlık daha. Yine bir sancak. Burada oyuncu marşı. Yine bir tekerleklerimiz. Şöyle bir lastik izi. Teklif diye bir tekerlek. Oxalate diye bir buz. Sun Setter diye bir gün batışı diye bir tekerlek. Tekerlek demişim ben. Çıkartma. Bu arada bu çıkartma gün batımı 1986 ile çok güzel gidebilir. Bak onu da söyleyeyim. Breakout yuvarlanın çıkartması. Yine bir tekerlek. Burada yine bir tekerlek. Starline'ı çıkartmamız ve son olarak Amplitude Gol patlaması. Gol patlaması hakkında şunu söyleyeyim. Rocket Pass gol patlamasından daha güzel bir gol patlaması ama bence 10 üzerinden 6'lık bir gol patlaması. 10 üzerinden hani 7-8 yok. Şimdi ne dedik? Stadyum için bence 10 üzerinden 9'u var. Rocket Pass'in 10 üzerinden 9'u var. Onu söyleyeyim. Eğer gol patlaması güzel olsa bence 10 üzerinden arkadaşlar rahat bağıra bağıra 10'u var. Arabalar 10 numara. Tekerlekler gayet yerinde. Sancakları çok beğendim Rocket Pass'teki. Çıkartmaları çok beğendim. Ama gol patlaması daha iyi olabilirdi bence. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu dakikaya kadar izlediyseniz yoruma abone yazın biliyor musunuz? Grafit yazın. Grafit yazın hatta. Grafit yazın. Ben de oradan alayım. Bu yoruma kar demişim. Bu dakikaya kadar kim izlediyse grafit yazsın yoruma. Rocket Pass hakkında ben puanlamalarını yaptım. Sizlerin de puanlarını bekliyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın. Discord'da çekilişimiz biliyorsunuz ki yoruma da sabitlerim. Video beğendiyseniz ben şuna basmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.